Orada neler oldu? Anlayamadım. Orada neler oldu dedim. Orada ne olduğunu öğrenmek istiyorum. İyi bir vatandaşımızı o bir işe yaramaz pisliklerin öldürdüğünü herkes biliyor. O başıboş piçleri geberteceğim! Bakın, kapa çeneni ve otur yerine! Yorit! Bu işi yapmak istiyorsan usulüne göre yapmak zorundasın. Gözümü üzerinden bir an olsun ayıracağımı sanma. Hata yaparsan işin biter. Memur Dön. Eyalet polisi çevre yollarından sözü edilen şekilde bir motosikleti çetenin geçmediğini söylüyor. Peki bu işe yaramaz piçler nerede? Ben nereden bileyim şerif? Güzel, eğer hala bu eyalettelerse dağlara kaçmış olabilirler. Dön! Hastanedeki çocuğun başına kimi nöbetçi diktin? Komşum Karlı, geceleri görev yapmayı severdi onun için. Ya, o salak okulun önünden geçerken bile kırmızı ışıkta durmayı başaramıyor, başka birini bulmalıyız. Başka hiç kimse yok ki, herkes motosikletli aydutların peşine düştü. Neden eyalet polisini çağırmıyoruz? Onların yardımıyla daha geniş bir bölgede araştırma yapabiliriz. Oy, eyalet polisini çağırmak mı? Eton zafer kazanırken eyalet polisini mi çağırdı yani? Hayır, MacArthur'u çağırmıştı. Peton'un MacArthur'a ihtiyacı yoktu. Hala bir şeyler çalmayı öğrenemedin mi? Düşünmeme yardım ediyor. Ne düşünüyorsun? Daha önce hiç ölü birini görmemiştim. Evet dostum. Bu beyaz adamın işi. Böyle bir şey olacağını aklıma bile getirmemiştim. Beyaz adam demir atına binmiş geliyor. Şimdi ne yapacağız koç? Bunu Ramro'da sormalıyız. Evet Reed, bu çok iyi iş. Burası biraz önce durduğumuz yerden daha iyi. Evet, panklar bu dağın herhangi bir yerinde olabilirler. Neden çeneni kapamıyorsun ha? Bence onların olabileceği en uygun yer... Filmler, evet video filmler. Evet, benim küçük kızılderilerim neler gördü? Soluk yüzlü savaşçılar demir attığıyla çölü geçti. Domuzlar, şehri aradılar herhalde. Ayrılmamız gerekiyor. Size söyledim, Billy'yi kurtarmadan buradan ayrılamayız.